Yeni kombom bu. Filtre kahve yanında soya sütü. İçine koyunca çok kötü oluyor. Yani çok kötü olmuyor. Ama ben sütlü kahve sevmiyorum. Ama böyle yan yana olunca çok güzel. Çünkü soya sütü muhteşem bir şey. Konumuz kesinlikle bu değil. Konumuz benim gururla söylüyorum. Aslında gururla da söylemiyorum. Çok gerçekten normal bir şey oldu artık. Ekim'den beri sosyal medya kullanmıyor olmam. Teşekkürler, teşekkürler. Bugün size aslında iki yapacağım videonun birinci kısmını yapıyorum. Önce aslında bu videoyu çektim ama bir tane haliyle çekmiştim. Ve bir iki ay önce falan çekmiştim. O yüzden böyle bir atamadım onu. Gönlüm el vermedi. O yüzden dedim ki yani bu kadar zamanda hani üzerime gelmiş, değişmiş şeyleri daha iyi anlatabilirim diye düşündüm. Önce bu videoda kendi başıma gelenlerden bahsediyor olacağım. Sonra bir video daha yapıp muhtemelen yani yaparım diye düşünüyorum. Size neden bırakmanız gerektiğini ve nasıl bırakabileceğinizi anlatmayı umuyorum. Öncelikle ama kendi tecrübemden bahsedeceğim. O yüzden bu böyle chit chat videosu gibi bir şey. O yüzden gidin kahvelerinizi falan alın. Başlayalım. Geçtiğimiz ay telefonumdan Instagram'ı tamamen sildim. Benim bağımlılığım yani %90 ihtimalle Instagram'daydı. Yani hepimizinki farklı olabilir belki ama bence bu çoğumuz için Instagram. Çünkü yaşınız biraz daha ilerise belki Facebook. Hayatımızın en iyi yönlerini paylaşıyoruz orada. Hepimiz istisnasız yani. Tamam böyle bir iki ben bir ara denedim hani kendimin işte gerçekten kötü halleri falan. Ama niye atayım ki yani? Niye koyayım ki bunu ortaya? Şimdi şöyle düşünüyorum. Niye kendimle ilgili herhangi bir şeyi ortaya koyayım ki? Yani YouTube'da çok daha farklı bir iş yapıyorum. Tavsiye veriyorum, muhabbet ediyorum. Ama Instagram'da ne yapıyorum? Suratımın fotoğrafını çekiyorum. Bunu güzelleştiriyorum ya da ne bileyim güzel bir manzaranın önüne geçiyorum ve fotoğrafımı çekiyorum. Yani manzaranın fotoğrafını çekip telefonumda saklamıyorum. Kendimin fotoğrafını çekiyorum manzarayla ya da birine çektiriyorum. Böyle hani büyük bir setup oluyor. Güzel bir şey gördüğünüzde Instagram geliyor aklınıza. Hani bunu Instagramlamalıyım ya da bununla fotoğraf çekilmeliyim. Şöyle bir sokağa çıkın. Tamam mı? Farkında olarak çıkın. Etrafınıza bir bakın. Kaç kişi fotoğraf çekiyor diye ya da kaç kişi de Instagram'da geziniyor? Kaç kişi like'lamaktan bahsediyor? Kaç kişi takip etmekten bahsediyor? Kafayı yersiniz. Özellikle bıraktığımdan beri inanılmaz derecede farkında olmaya başladım böyle şeylerin. Hayatımızı o kadar çok yiyoruz ki şaka gibi. Yani hayatınızı normalde size deseler ki işte hani bir şey yaratacaksın, bir buluş yapacaksın falan. Hayatının işte Instagram'a ayırdığın saat diyelim ki günde 3-4 saat. Çünkü inan bana bundan az değil. Yani telefonunuzda artık şeyler var bu iPhone kullanıyorsanız. App'lere girdiğiniz saatleri ölçüyor. O yüzden inanın bana 3 saatten az değil internet kullanımınız. Ve şeyi düşünün. Böyle biri dedi ki size bir 3 saatinizi günlük alacağım. Hani hiç para vermeyeceğim size karşılığında. Hiçbir şey vermeyeceğim. Bir buluş yapacaksınız sonunda. Senelerce hayatınız boyunca her gün 3 saatinizi alacağım. Böyle bir şey hayatınızda herhangi bir şekilde, herhangi bir karşılık olmadan kabul etme ihtimaliniz yüzde kaç sizce? Ama işte biz bunu Instagram için yapıyoruz. Bütün hani kişisel datalarımızı böyle ortaya koyuyoruz ve herkesin eleştirisini, herkesin bakışını açık koyuyoruz ortaya. Düşündükçe daha da böyle Black Mirror'ımsı gelmeye başladı bana ya da 1984'ümsü. Çünkü kocaman bir distopya. Bunu fark etmiyoruz. Bunu şu an fark edebiliyorum. Yani size hani benim tecrübemden bahsedecektim. Hani o yüzden neden bırakmanız gerekiyor falan filandan bahsetmeyeceğim. Ama zaten kendiniz çıkartabilirsiniz benim bu konuşmamdan diye düşünüyorum. Çünkü işte hani Ekim'den beri kullanmıyorum ve Ekim'den beri kullanmamam bende böyle hissettiriyor. Bu arada şöyle Ekim'den beri kullanmıyorum ama bir iki kere, üç kere falan girdim. İşte mesela hadi oynuyoruz. İşte onun ipucunu almaya girdim. Ondan sonra ana sayfaya gittim şöyle bir baktım. Ve artık sadece ne kadar boş olduğunu hissediyordum. Ya o zaman bile bir ay hiç kullanmadım ve inanın bana böyle çok başta böyle çok korkunç olacakmış gibi geliyor. Hatta böyle ilk bıraktığınız gün böyle damarlarınız çekiyor. Ne yapacağım hayatımla diye düşünüyorsunuz. Çünkü hayatınızda hiç sıkılmıyorsunuz artık. Instagram var.
ya da Twitter var ya da bakabileceğiniz herhangi bir sosyal medya mecrası var. İnsanların hayatına bakabilirsiniz. Asla sıkılmıyorsunuz. Sıkılmazsanız düşünemiyorsunuz. Ben hiç sıkılmıyorum, o ayrı bir mevzu. Daha fazla iş yapıyorum. Daha fazla zamanım var hayatımda ve daha fazla düşünebiliyorum. Bazen iyi olmuyor bu ama bazen iyi oluyor. Yani sosyal medyayı bırakmak mucizevi bir şey de değil. Hani onu da söylemiyorum. Bıraktınız hayatınızda, işte hayatınızın yarısı sizin için geri geldi falan gibi bir şey. Ama mental sağlığımın en azından kullanırkenki haline göre çok daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki başka sorunlarım var. Hepimizin başka sorunları var. Yani hiçbir zaman hayat bize aha buyurun bunu yapmazsanız ya da bunu yaparsanız hayatınızı kurtulur diye bir şey gelmiyor. En azından kendimi birileriyle bilinçaltımda kıyaslamıyorum ya da bir anda Bali'de yaşayabilecek bir insan olduğumu düşünmüyorum. Çünkü değilim. Ama Instagram bana bunu düşündürttü uzun bir süre. Hani ben dünyayı gezmek istediğime inandım Instagram'da. İstemiyorum. Böyle bir şeyim yok benim. Ha tabii ki bir yerleri görmek istiyorum çünkü her yerde bir hikaye olduğunu düşünüyorum. Ama hani çoğunlukla fotoğraflarla da idare edebilecek bir insanım. Benim hiçbir zaman tutkum dünyayı gezmek olmadı mesela. Ama Instagram'da yeterince kalırsanız herkesin tutkusu dünyayı gezmek oluyor. Yani şöyle düşünüyorum. Hepimizi aynılaştırıyor. Hepimiz aynı şeyleri istiyoruz. Hepimiz aynı şekilde görünmek istiyoruz. Ama aslında hayatı keyifli yapan şey bizim farklı olmamız. Yani insanlar birbirinden farklı olacak biraz olsun ki hani birbirimizle bir iletişimimizin bir anlamı olsun. Yani yine de mesela WhatsApp'ı kullanıyorum. Çünkü WhatsApp benim için şey hani bedava SMS. Niye WhatsApp'ı kullanmayayım ki? Böyle kolayca insanlara fotoğraf gönderebiliyorsun. Bir belge yatırım çekip gönderebiliyorsun. Ses kaydı gönderebiliyorsun. Gönderdiğimden değil gerçi ona ama. Hani daha kolay. Arayabiliyorsun orada edebiliyorsun falan. O biraz daha bir de seçtiğin kişilerle iletişime geçiyorsun ya o yüzden iyi. Ama yine de mesela son görünmem benim senelerdir kapalı. Bütün hayatınızı, bütün kişisel bilgilerinizi, bütün nerede yemek yediğinizi, nerede içtiğinizi, nerede fotoğraf çektiğinizi belgeleyip insanların önüne koyuyorsunuz. Ve hani bunun ne kadar bir gizlilik çalıcı olduğunu fark edebiliyor musunuz bilmiyorum. Bunu ben kendime artık yapmak istemiyorum ve çok uzun bir süredir yani düşman olarak görmüyorum. Tabii ki kullanmak istiyorsanız kullanın ama bu hepimizin kafasının içinde çok büyük bir böyle hastalıklı bir şey yaratıyor. Hani kendimizi gözetlemeye açık hale getiriyoruz. Kendimizi diğer insanlarla ilişkilerimizi hani gerçekmiş gibi düşündürtüyoruz ama değil. Yani tamam gerçek bir iletişim var, insanlarla iletişim kuruyorsunuz ama bir insanları takip etmek ya da beğenmek naziklik olarak geçiyor ya da takipçi sayısı şey hani currency olarak geçiyor, para birimi. Hepimizin bir değeri var. Yani Instagram'ı bıraktığımda 15 bin küsur takipçim vardı. Ve eğer şaka gibi insan düşününce 15 bin tane insan vardı orada. Ve ben hayatımı 15 bin tane insanın önüne koyuyordum ve bu insanların hiçbirini tanımıyorum. Tanıdığım insanların da önüne koymak istemiyorum hayatımı. Eğer bir şey paylaşmak istiyorsan bu yeterli benim için. Konuşarak paylaşmak istiyorum. Ha şeyi seviyorum. Yanlış anlamayın. Fotoğraf çekmeye bayılıyorum. Hala seviyorum. Gerçi çok daha az çekiyorum artık o kesin. Daha çok hani video. Ama şey sevmiyorum galiba yani. Ve daha çok fark ediyorum bunu. Kendi suratımı çekmek ya da hani şöyle makyaj yapmak, böyle makyaj yapmak, şöyle görünmek, şuramı buramı saklamak gibi şeyler beni mutlu etmiyor. Ve muhtemelen sizi de bırakırsanız sizi de bir yerden sonra mutlu etmediğini fark edeceksiniz. Birilerine iyi görünmek için yapıyoruz ya da kendimizi kendimiz en iyi şekilde görmek için yapıyoruz bunları Instagram'da. Ya da hani Twitter'da işte birilerine saldırmak, bir görüşleri savunmak. Şey de çok değişik bir şey mesela. Twitter'da her düşüncenizi postluyorsunuz ya. Düşüncelerinizin sadece kendinize kalması. Çok garip bir şey. Yani şu anda kullandığınız için bütün bunlar çok garip gelebiliyordur söylediğim şeyler ama düşünceleriniz tamamen sizin. Yani bir şey düşünüyorsunuz ve yani bu bir taraflı olsa da tarafsız da olsa bunu birileriyle paylaşmıyorsunuz. Size kalıyor. Bu garip bir şey ve ben sevdim açıkçası. Çünkü kendimle muhabbet etmeyi daha çok seviyormuşum belli ki. Çünkü zaten Twitter'da falan yaptığımız şey de o aslında. Bir feed'de kendimizle muhabbet ediyoruz. Sonra birileri bunları okuyor ya da beğeniyorlar ya da beğenmiyorlar. Şu an belki size garip geliyor. Ya da bunları asla düşüneceğinizi düşünmüyorsunuz. Belki de düşünmeyeceksiniz de. Yani bu tamamen kişisel bir yolculuk. Ama bu zamanla geldiğim bir noktaydı benim. Yani ben
Hiçbir zaman şey olmadım. Evet, bir dönem ilk yeni Instagram'ım, hani yeni ismimle olan Instagram'ı açtığımda bir bundan 4 sene önce falan Instagram'la ilgili çok böyle yüksektim ve hani bunun üzerinden bir iş yaratacağımı düşündüm ve o yüzden de düzgün görünmeliydim. Bunun beni ne kadar sıktığını fark etmemişim. Ve bunun ne kadar ben olmadığını fark etmemişim. Tamam ya, yani kendimi çok iyi bildiğimi iddia etmiyorum. Çok sık değişen bir insanım. Ve hani bir net bir kişiliğim olduğunu bile düşünmüyorum açıkçası. Ama o olmak istemiyorum. Yani ben hiçbir zaman böyle suratımı insanların önüne değerlendirilecek bir şey gibi koymak istemiyorum. Ha, mesela bir fotoğraf koyup altına bir şeyler yazmak kısmı, evet, benim için hani bunu isteten, destekleyen kısım. Ama bir yandan da diğer insanlarınkileri de görüyorsun. Diğer insanların hayatlarının en muhteşem yerlerini görüyorsun. Herkes işte İtalya'da, bilmem ne de, işte herkes çok başarılı falan filan. Gerçeklerimizin hiçbiri böyle değil. Herkesin çok arkadaşı var, bilmem ne. Hiçbirimizin böyle hayatları yok. Ve şey gibi, böyle hani herkes birbirine yalan söylüyor. Herkes gerçeği biliyor ama hiç kimse konuşmuyor. Yani odada kocaman bir pembe bir fil var. Böyle bayağı büyük bir ev kadar bir fil var. Herkes görüyor. Kimse bir şey demiyor. Sosyal medya öyle bir yer. O yüzden bunu bırakmak benim için büyük bir rahatlık oldu. Ve gerçekten kendimi çok daha rahat hissediyorum. Çünkü görmek istemediğiniz insanları görüyorsunuz. Sırf naziklik olsun diye insanları silmiyorsunuz. Görmek istemediğiniz insanları, görmek istemediğiniz şeyleri görüyorsunuz. Hani belki görmek istiyorsunuz. O yüzden bakıyorsunuz, stalkluyorsunuz falan. Ama aslında içeride onları görmek iyi şeyler yapıyor olsalar da, kötü şeyler yapıyor olsalar da sizin beyninizde bir şeyleri tetikliyor. Ve rahatsız oluyorsunuz. Kendinizi kötü hissediyorsunuz ya da hani kendinizi böyle kötü bir şekilde iyi hissediyorsunuz. Bunlar hepsi mentalitemize zarar veren şeyler. Yani bunu açıklamak zorunda olmak bile çok garip. Ama bırakırsanız inanın bana anlayacaksınız. Ha, azaltabilirsiniz ama ben bunun işe yarayacağını düşünmüyorum. Yani çok bunun hakkında TED Talk izledim. İnsanlar böyle kendilerini riske atmamak için sosyal medyayı işte bırakmak zorunda değilsiniz, azaltın, az kullanın falan diyorlar. Ama az kullansanız da sonuçta o insanları yine göreceksiniz. Ha, şey yaparsanız ayrı bir mevzu. Tanıdığınız insanları, sadece sevdiğiniz insanları tutabilirsiniz orada. Ki bunun da çok mümkün olacağını düşünmüyorum. Gel gelelim ki. Yani sevdiğiniz bir akrabanız full böyle siyasi post paylaşıyorsa bu da sıkıcı olmaya başlıyor. Yani o insanı seviyorsunuz normalde ama sürekli olarak siyasi bir şeyler paylaştığı için kusasınız geliyor artık. Ha, bir de bir yanında bu. Ben sürekli olarak insanların siyasi düşüncelerini görmek istemiyorum. Sürekli olarak trendingleri görmek istemiyorum. Gerçek bir haber varsa okey, bu bana ulaşabilir. Başka insanlar yoluyla ulaşabilir. Birileri bana söyleyebilir. Dediğim gibi bu sadece bir muhabbet. Yani buna katılmıyor olabilirsiniz. Ama ben hayatımın çok daha iyi bir noktada olduğunu düşünüyorum. Çok değişti mi? Hayır, değişmedi. Sütümü içeceğim izninizle. Görmek istemediğim şeye kapıyı kapatabiliyorum. Ve paylaşmak istemediğim şeyler oluyor. Aslında bayağı bir şey paylaşmak istemiyorum. Ve paylaşmıyorum. Yani sırf güzel olmak zorunda hissetmiyorum. Ne kendimi ne etrafımı. İstediğim gibi olması yeterli. Güzel olmak zorunda değil hiçbir şey insanlara göre. Özgürleşmiş hissediyorum. Çünkü bir distopyada yaşıyoruz. Kendi kendimize her şeyimizi kontrol etmesine izin verdiğimiz ve kendimizin değerlerini rakamlara indirgediğimiz, hayatımızı rakamlara indirgediğimiz bir distopyada yaşıyoruz. Ve bu beni korkutuyor. Bu Black Mirror'dan bir bölüm yaşıyoruz gibi sanki. Bunun aklımızı kaybetmediğimiz bir noktada kalmasını sağlamamız lazım. Benim için bunlar yeterli şimdilik. Ha, bir gün olur da dönersem, dönebilirim de. Bir problem yok. Kendime her zaman bu açığı verdim. Vejetaryen olmaya karar verdiğimde de aynı şeyi yapmıştım. Dönmek istediğim zaman, döndüğümde en azından bir kısım daha iyileşmiş olabileceğimi düşünüyorum. Bilmiyorum. Ama böyle en azından kendi hayatım hakkında böyle bir şey anlatayım istedim size. Sosyal medyayı bıraktım. Ve yani bayağı uzun bir zaman oldu. Sildim de telefonumdan artık. Yani ve çok normal hissediyorum. Bir tık daha iyi hissediyorsunuz. Güvende hissediyorsunuz. Bir tık daha normal hissediyorsunuz. Belki tavsiyeler duymak isterseniz şurada falan
böyle altta ya da bu tarafta abone ol diye böyle bir buton var. Ona tıklayıp böyle yanındaki zile basarsanız, nasıl yapacağınızı biliyorsunuz zaten. Herkes size anlatıyor bunları tabii. Ama ona basarsanız yani videolarım sürekli olarak telefonunuza gelir. Çok fazla atmıyorum zaten. O yüzden sıkmayın canınızı. Haftada bir ya da iki tane gelir önünüze. Hani çok rahatsız etmem sizi. Söz, öyle bildirim falan da göndermiyorum. Ama basarsanız iyi olabilir. Onun dışında kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.